Günaydın, mutlu sabahlar. Ekonomi ve piyasalarda hangi önemli başlıklar izleniyor hemen aktaralım. Ağustos ayı tüketici güven endeksi açıklandı ve buna göre endeks yükseldi. 72.2 seviyesini aldı. Bir önceki 68'di. Haziran'da da dip seviyeyi görmüştü. Bu arada cuma günü piyasalar kapandıktan sonra gelen Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesine ilişkin kararın ardından ilk işlem günü nasıl geçti ona da bakalım. Hem de son fiyatlamaları da paylaşalım. Dolar zaten geçen hafta faiz indirimi ardından 18 liranın üzerine gelmişti. Oradaki seyir sürdü. Kur bu sabah saatlerinde 18-13 seviyelerinden geçiyor. Bir yandan da Türkiye'nin kredi risk primi yani CDS'i 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 800 seviyesinin üzerini gördü dün itibariyle. Temmuz ortasında 900'lü seviyelere kadar yükselmişti. Sonrasında diğer gelişen ülkelerdeki gerilemeye paralel olarak risk primlerinde bir miktar geri çekilme olmuştu. Ancak bu durum kısa sürdü. Yüksek risk primi demek Türkiye'nin daha yüksek maliyetle borçlanması demek oluyor. Çok çok yükseldiği durumlarda ise daha kötü senaryoları beraberinde getirebiliyor. Dikkatle takip ediyoruz buradaki seviyeleri. Çünkü uzmanlara göre herhangi bir şekilde müdahale edilemeyen şeffaf bir gösterge CDS'ler. Uzmanlar bir yandan da bu düzenleme ile ilgili olarak şimdi %40 olan ticari kredi faizlerinin düşmesini beklediklerini öne sürüyor. Ancak bir yandan da krediler ve tahvil piyasasındaki kontrolü arttıran bir adım olarak yorumlandı. Dün 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde sert bir geri çekilme oldu. Çünkü tahvile olan talep arttı. Yeni düzenleme ile daha da artması bekleniyor ama ne kadarlık bir artış olur kesin bilinmiyor. Tahvil piyasasının hareketler dün borsayı da yukarı yönlü harekete geçirdi ve endeksi yeniden rekor tazeledi. Bankacılık hisseleri %3,5 civarında yükseldi. BIST 100 yeni güne ise %0,31 yükselişle 3072 puandan başladı. Ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen haftaki not indiriminden sonra Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moody's'e göre yüksek enflasyona karşı alınan makro ihtiyati tedbirler bütçe üzerindeki baskıları artıracak. Raporda ayrıca Türkiye'nin yüksek enerji ithalat faturasına dikkat çekildi ki biz şu an küresel piyasalarda geriyen petrol fiyatlarına rağmen kur yüksek olduğu için akaryakıtta yeni zamlar görüyoruz. Enerji fiyatları kendi içerisinde büyük bir belirsizlik içerisinde. Dolayısıyla kuruluşa göre bu da Türkiye için bir risk unsuru. Moody's ayrıca Türk lirasına istikrarı kavuşturmak için hükümetin aldığı alışılmışın dışındaki önlemlerden bahsetti. Ve işte tüm bu gelişmeler hem ekonomi hem de politika yapıcılar açısından zorlukları artırıyor denildi. Ayrıca Avrupa ekonomisindeki yavaşlama Türkiye'nin önemli bir ihracat pazarı olduğu için de bizim ülkemiz için de zorlu bir ortam yaratacak değerlendirmesi yapıldı. Ve küreselde Fed 21 Eylül'de faizi ne kadar artırır? Yeniden 75 bas puanlık bir artış gelir mi endişeleri bir kenara. Bir yandan da Avrupa'da yükselen gaz fiyatları ve Euro-Dolar paritesini yeniden bir seviyesinin altına gerilemesi hatta bu kez daha uzun süre 0.99 seviyesinde kalması dikkatleri çekiyor. Paritedeki düşüş Türkiye ekonomisi için çok iyi bir haber değil. Çünkü ihracatı çoğunlukla Euro ile, ithalatı ise çoğunlukla Dolar'la yapıyoruz. Dolayısıyla Euro'daki değer kaybı ihracat gelirlerini olumsuz etkilerken Dolar'daki yükseliş ithalat kalemini daha da pahalılaştırıyor. Küresel borsalarsa Perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantısına geri sayarken Asya dün ABD'deki sert satışların ardından bugün satıcılıydı. ABD vadeliler de negatif. Dolardaki yükseliş altını baskılamaya devam ediyor. İçeride gram altın bu sabah saatlerinde 1011 lira. Brent petrol ise 96 dolar civarlarında ve yön yukarı. Kripto paralara baktığımız zaman Bitcoin'de 21 bin doların üzerini görüyoruz. 20 bin doların üzerindeki kalması çok önemli olacak. Ancak bir taraftan küresel çapta gerileyen bir risk iştahı var. Dolayısıyla kripto paraları da yansımış durumda. Bakalım neler olacak. Jackson Hole toplantısı yakından izleniyor ve 17'de Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak. Bu arada Uluslararası Para Fonu IMF kripto para piyasasının Asya borsalarıyla gittikçe daha korele yani daha birbirine bağlı hareket eder hale geldiğini ve bu durumun Asya ekonomilerini kripto krizlerine karşı daha hassas hale getirdiğini paylaştı. Hindistan, Vietnam, Tayland gibi ülkelerde bu ülkelerin borsaları ve kripto para birimleri arasındaki korelasyon pandemi öncesine kıyasla tam 30 kat artmış. Dolayısıyla birbirlerini olumlu ya da olumsuz etkileme ihtimalleri de yükselmiş durumda. IMF de Asya ülkelerine bir an önce kripto para regülasyonlarını tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu. Ve sırada kripto bağışlarla ilgili bir haber var. Bir insani yardım kuruluşu ki adını tam çevirirsek Bitcoin'le inşa et gibi bir isim ortaya çıkıyor. İnsani yardım kapsamında 1000'den fazla Nijeryalı köylüye temiz su sağlayan bir çalışmanın tamamlandığını duyurdu. Açıklamaya göre proje tamamıyla Bitcoin bağışlarıyla finanse edildi. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.